01.08.2019 tarihine kadar başvurmamış birçok insan var. Onlar için SSK'dan emekli olma hayali bitti mi? Hala yapılabilecek bir şeyler var mı? Evet, maalesef bizim duyurularımıza rağmen, birçok meslektaşımızın duyurusuna rağmen ulusal kanallarda bu konu çok fazla haber olmadı. Çok haber olmadığı için de birçok vatandaşımızın tatilde olması sebebiyle de haberi olmadı ve müracaatları gerçekleştiremediler. Bugün bile, yani şu an Ağustos'un ortasındayız. İnsanlar arıyor. Ya ben diyor iznimi yaptım. Belgelerimi yurt dışından götürmüştüm. Tatilden sonra bir SGK'ya uğrayayım, başvurumu yapayım dedim. Bir baktım yasa değişmiş. Benden 345 bin TL para istiyorlar. Ben ne yapacağım diyen vatandaşlarımız var maalesef. Ama bunlar için yapılabilecek bir şeyler var mı? Var. Neden var? Yani birincisi, hala SSK'dan emekli olmanın yolları var. Herkes için olmasa da bazı kişiler için var. Bundan yararlanmak isteyenler bize müracaat ettiğinde kendilerine yardımcı oluyoruz bu konuyla alakalı. Ayrıca biz bu yasanın, yani bu torba yasanın, anayasanın 2., 10. ve 62. maddesine aykırı olduğunu düşünüyoruz. Zira anayasanın 2. maddesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal bir devlet olduğu vurgusu yapılıyor. 10. maddesinde eşitlik ilkesi vurgusu yapılıyor. 62. maddesinde de yurt dışındaki Türklerin sosyal haklarını koruma yükümlülüğü olduğundan bahsediliyor. Şimdi bu 3 maddeye aykırılık teşkil ediyor. Neden 10. maddedeki eşitlik ilkesine aykırı? Sebebi şu. Şimdi Türkiye'deki borçlanmalar bugün 27 liradan ödeniyor. 27 lira 27 kuruştan ödeniyor. Yurt dışındaki borçlanmalar bugün 38 lira 38 kuruştan ödeniyor. Yani bu eşitliğe aykırı. Yani yurt dışındakiler özel bir tarife uygulanmış. Anayasanın 10. maddesi ne diyor? Herkes dil, din, ırk, renk, cinsiyet farkı gözetmeksizin kanunlar önünde eşittir. Hiç kimse gruba veya zümreye ayrıcalık tanımaz diyor. Ama buradan gördüğümüz kadarıyla hani devlet yurt dışındakileri negatif bir ayrımcılığa tabi tutuyor ve Türkiye'dekilere %32 katsayısı uygularken yurt dışındakilere %45 katsayısı uyguluyor. Bu da ciddi bir sıkıntı meydana getiriyor. 10. madde bundan dolayı aykırı. 62. maddeye neden aykırı? Anayasanın 62. maddesi yurt dışında devletin sırtına ciddi bir yükümlülük yüklüyor ve diyor ki yani sen diyor yurt dışındaki gurbetçinin sosyal haklarını korumakla yükümlüsün. Sosyal güvencelerini, yani onların ve ailelerinin sosyal güvencelerini sağlamak zorundasın diyor. Şimdi rakamlar ortada. Yani bugün Türkiye'den emekli olabilmek için bir erkek 56 bin euro, bir kadın da 46 bin euro para yatırması gerekiyor. Ancak öyle emekli olabilecek ve o şekilde sosyal güvenlik şemsiyesine tabi tutulacak. Ama bunu ödeyemediğinde ne olacak? Sosyal güvencesi olmayacak bu kişinin. Sosyal güvencesi olmadığında devlet bu kişilerin ve ailelerinin sosyal güvencesini sağlayamayacak. Ve dolayısıyla anayasanın 62. maddesine bir aykırılık söz konusu olmaktadır. Bir diğer yönüyle de biz bazı uluslararası anlaşmalara da aykırılık teşkil ettiğini düşünüyoruz. Türkiye'nin taraf olduğu birçok sosyal güvenlik anlaşması var. Almanya'yla, Fransa'yla, Hollanda'yla, Kanada'yla, Danimarka'yla, Belçika'yla sosyal güvenlik anlaşmaları var. Ve bu anlaşmalarda ilk iş başlangıcının nasıl belirleneceğine ilişkin bir takım hükümler belirlenmiş. Ve şu denmiş mesela ilgili anlaşmalarda. Taraf devletten birinde işe başlamış bir kişi diğer devlette de işe başlamış sayılır ve sigorta başlangıcı o şekilde alınır deniyor. Şimdi sigorta başlangıcın konusunda böyle uluslararası anlaşmalar var iken bir daha torba yasada buna ilişkin bir düzenlemeye gerek var mıydı? Benim kanaatimce yoktu. Peki bu düzenleme yapıldı. Yakında genelgeler çıkacak, SGK genelgeleri. SGK genelgelerinde bu ilk iş başlangıcıyla alakalı uluslararası anlaşmalara aykırı düzenlemeler yapıldığında ne olacak? Yine
vatandaşla SGK karşı karşıya gelecek. Davalar gündeme gelecek. Biz 2014 yılından önce bu davaları biliyoruz. O tarihlerde de mavi kart sahiplerine emeklilik hakkı tanınmıyordu. Binlerce dava açıldı ve kazanıldı. Ve bunun üzerine devlet 6552 sayılı yasayı çıkardı. Kasım 2014'te, Eylül 2014'te bu yasayı çıkardı. İlk iş başlangıcını SGK kabul etmiyordu. Binlerce dava açıldı ve yine Eylül 2014'te 6552 sayılı yasa ile bu durum çözüldü ve açılan davalar düşürüldü. Benim kanaatimce son değişiklik de maalesef SGK ile vatandaşlar arasında ortaya çıkacak yüzlerce, binlerce davaya sebebiyet verecek. Umarım yasa bir şekilde eski haline getirilir ve eski sisteme yakın bir şekilde kimseyi de mağdur etmeyecek bir düzenleme yapılır.